Dünya çam balının %90'ı, Türkiye çam balının ise %78'ini karşılayan Muğla'da ilk defa çam balı üretimi yapılamadı. Yıllık 20 bin tona yakın çam balı üretiminin gerçekleştiği Muğla'da son 2 yıldır devam eden rekolte düşüklüğü bu yıl dibe vurdu. Çam balı üretiminin merkezi konumundaki Muğla'da üretim yapılamamasının en büyük nedeni küresel iklim ve kuraklık gösterilirken, çam balı üretiminin yoğun olduğu Marmaris, Milas ve Köyceğiz ilçelerinde yaz aylarında çıkan orman yangınları da bal ormanı sahalarının daralmasına neden oldu. Normal çam balı üretimi yapılan yıllarda Muğla'nın yerli üreticisiyle diğer illerden gelen arıcılarla birlikte Türkiye'nin toplam 8,5 milyon arı kovanı varlığında 3,5 milyonu Muğla bölgesinde çam balı üretimi için konaklıyordu. Muğla'nın çeşitli ilçelerinde oluşturulan bal ormanı bölgelerinde konaklayan gezgin arıcılar bu yıl Muğla'ya hiç gelmedi. Ağustos ayı başına kadar Türkiye'nin birçok bölgesine çiçek balı üretimi için giden Muğla'nın yerli bal üreticilerinden bal ormanlarının yangınlarda zarar görmesi nedeniyle çoğunluğu geri dönmedi. Dönenler de bal üretimi yapamadı. Basralı çam ağaçlarındaki böceklerin bal üretimi için gereken iklimin oluşmaması nedeniyle arılar bal üretimi yapamadı. Bir aydır yangından zarar görmeyen tek bölge olan Menteşe'nin Kıran bölgesinde bulunduğunu belirten Köyceğizli 40 yıllık bal üreticisi İlyas Kara şunları söyledi. Bu sene de geçen yılda çok büyük zararlara uğradık. Bal fiyatları kötü. Zaten bu sene bal olmaz. Çam balı hiç yok. İşte taşıyıp geldiğimiz arılarda, kırballarında biraz bal alacağız. Bu sezonu kapattık. Bu ayda zaten 3'ü 5'i oldu. Bundan sonra da bal yeniden çıkmaz artık. Yağmurlar da olmaması sebebiyle kurak giden havalarda zaten her gün rüzgar esiyor. Rüzgarda tabi bu balın verimini yok ediyor. O hava muhalefetinden ötürü de bu sezon herhalde balımız yok. Yok zaten çamda bal olmayınca insanlar buraya niye gelsinler? Yok zaten çamda bal yok. Hava kuraklığın sebebiyle de hava sıcak olması önemli değil ama kurak olması tabii bizi çok etkiliyor. Bal yok. Kimse de gelmedi desem olur. Koca bu Gran Ovası'nda kimse yok. Herhalde tahmin ediyorum 10 kamyon arı vardır. Eskiden buraya biz 300 kamyon birden giriyorduk. Bal da oluyordu. Her şeye devlet destek veriyor ama bir taban fiyatı belirlemiyor. Bizim aradığımız taban fiyatı olsun. Üstüne satmayalım maralım. Hiç değilse bize 20 liradan bal açın ki, sezon açın ki biz de üstünü konuşalım. Tüccar ona göre gelsin. Onu da belirlemiyorlar. Mutlaka tüccar belirler, bir de Allah da belirler. Bu sene yok, yok. Ne alacaklar? Ben bunu 80'den beri yapıyorum, tek başıma. İlk sene, daha bu sene, bu seneye gelince kadar en kötü yılımı yaşıyorum.